Gelsene yenge. Burası senin ve abimin odası. Güzel değil mi? Bak yenge, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Abimle ilgili. Benim abim gerçekten çok utangaçtır. Yani onun konuşmasını sakın bekleme. Senin onunla konuşman lazım, yoksa susar oturursunuz. Yani emin ol, sen susarsan abim de susar. Ve burada sabaha kadar öylece oturursunuz. Tamam, ben artık gideyim. Ama konuşmayı unutma, tamam mı? Ay, bu çok ağır. Aman Tanrım. Bu ne büyük bir kilit. Ne yapsam? Savita, ne düşünüyorsun? Bu bavul gelininin. Gelinin manavın karısı. Manava ait ne varsa hepsi senindir. Demek ki bu bavul da senin malın. Kır gitsin. İşte bu. Kilit kırıldı. Tanrım, avlu, kutu. Altınlar nerede? Bavulun nerede? Ben gidip annemle babama sorayım. Aile fotoğrafları. Buldum. Bizim bu mahalledekiler var ya, pek iyi insan değillerdir. Ben de eğer sen takı falan getirdiysen, ben de saklayayım demiştim. Bu insanlara hiç güven olmaz. Buraya gelirler, her şeyi alıp giderler. Haberim bile olmaz. Ben de anahtarı istemeye gelecektim. Ama yorgundur dedim. Gelmedim. Manavlı odalarına girmem doğru olmaz dedim. Kilit kırılabilir. Her şey olabilir. Değil mi kızım? Sen hiç merak etme. Ben bunları alır gelirim. Sen şimdi hiç merak etme. Ben bunların hepsini şimdi bir güzel toplarım. Olmaz anne. Ben yaparım. Çocukluğundan bugüne kadar sevdiğin her şeyi burada sakladım kızım. Rüzgar.
resmin çok kötüydü Arzu. Bir mango, bir karpuz resmi yapmayı biliyordun. Sen de bana çok kızıyordun. O zaman sinirleniyordun ama. Ben de sinirlenmiş küçük Arçanamı sakinleştirmeyi çok seviyordum. Hatırladın mı? Çocukken bu bebek olmadan hiçbir yere gitmezdin. Anne, peki ya bu turşu? Bunu seviyorsun ya, o yüzden. Artık sana her gün taze turşu yapıp veremeyeceğim. Bugün sevdiğin bütün yemekleri yapacağım. Patates, pilav, börek. Ama bunlar bütün geceni alır anne. Bana bu mutluluğu çok görme. Soluçağına hadi sen de yeme otur. Hayır. Herkesin tabağını vereyim öyle oturacağım. Varsa düşünüyorum da sizin odanıza da artık bir dolap alalım. Harika bir fikir abi. Arçana artık kendi evine gitti. Onun yeri boş kalacak. Biz de orayı kullanırız. Çok doğru söyledin abi. Hem zaten odadaki dolabın tamamını Vaşali kullandığı için benim eşya koyacak yerim yok. Köşede sıkışıp kaldım. Aa, sıkışmışmış. İnanma şuna abi. Vaşali lütfen tamam, ama. Tamam yeter. Ben bugün gider size güzel bir dolap sipariş ederim, tamam mı? Tamam. Ama Vinod, her zaman gittiğin yere gitme. Oradaki mobilyalar hiç iyi değil. Neden? Hem sen nereden biliyorsun? Oraya ne zaman gittin ki? Yahu dükkanın içine bakmaya ne gerek var? Zaten dışından bakan içinde ne olduğunu anlıyor. Beni gerçekten sevgiyle karşıladılar, oturttular, çok güzel konuştular. O zaman çok iyi bir aile olduklarını anladım. Çevredeki komşularına da sordum. Herkes bana çok iyi bir aile olduklarını söyledi. Mancu. Demek sen bir dükkanın dışına bakarak içinde neler olduğunu anlayabiliyorsun. Peki manavın yaşadığı mahalleyi gördüğün zaman ailelerinin durumunu anlamadın mı? Ben onu... Neden bizden gerçekleri sakladın Mancu? Hayır anne, ben sizden hiçbir şey saklamadım. Manav'ın mahallesine gittiğim zaman ben de başta çok şaşırmıştım. Ama sonra babamın söylediklerini hatırladım. Çocuğun zengin olduğunu, kendi arabası, kendi dükkanı olduğunu, makine mühendisi olduğunu. O yüzden ben de durumlarının iyi olacağını tahmin ettim tabii. Evlerine girdiğim zaman da her şey yolunda görünüyordu. Bana gerçekten çok iyi davrandılar anne. Bir sorun olduğunu ben hiç düşünmedim. Anne, sen de biliyorsun ya, insan yalan söylemeye başlayınca sonuna kadar gider işte. Anne, onlar beni de yanılttılar. Doğruyu söylüyorum. Ne olur inan bana. Ama... Anne lütfen. Bırak artık bunları. Arçan artık Manav'la evlendi. O eve gelin gitti. Bunları konuşmanın ne faydası var? Hem anne, o evdeki insanlar nasıl olursa olsun, damadımız çok iyi biri. Soluçana, bırak artık bunları. Bak Soluçana, her şey yoluna girdi. Geçmişi düşünmenin kime ne faydası var ki? Bak, sen Tanrı'ya güven, o ne yaparsa
iyi yapar. Şimdi bırak bunları da gel hadi otur. Yemeğini ye. Evet anne. Sen de yemek yesene. Oh, iyi yırttım. Karışmasalar mahvolacaktım. Savita, senin nasibin de buymuş. Bulaşık yıkayıp yemek pişirmekten yıldım artık. Bir yardım edenim yok ki. Anne. Kızım, sen niye geldin? Ben yapıyordum. Demek kayınvalidene yardım etmek istedin, öyle mi? Ne terbiyeli kızsın sen. Ama ilk günden çalışmana izin veremem. İyi tamam. Üzülme sen. Çalışmak istiyorsun öyle mi? Bir saniye. Tamam. Hadi. Bu evin işlerini yapma zevkini senin elinden almak istemem. Hadi yap işini. Hadi kızım. Bu arada sana bir şey söyleyecektim. Olur mu? Söyle anne. Benim düğünüm 1 Ağustos'taydı. Sonrasında törenler devam ediyordu. Ben de törenler bitinceye kadar tek başıma şu karşı odada uyumak zorunda kaldım. Kayınpederin de abisiyle şu odada kalıyordu. Yani bu evin geleneğidir. Anladın mı kızım? Sana doğrudan söylemedim diye anlamamış olabilirsin. O yüzden şimdi doğruca söyleyeceğim. O kutsal gün gelinceye kadar sen ve Manav ayrı odalarda kalacaksınız. Anladın mı? Anlamış benim güzel gelinim. Hadi şimdi işini yap, sonra da dinlenirsin kızım. Hadi. Dur, sen ne yapıyorsun? Sen bırak, ben alışığım. Ben alışık değilim ama yardım edeceğim. Lütfen şunları bırakır mısın? Bu hiç hoşuma gitmedi. Sana yardım etmemi beğenmedin mi yani? Arçana, bugün yeni hayatımıza başlıyoruz seninle. Burada iyi kötü her şeyi paylaşmamız gerekiyor. O yüzden şimdilik buradan başlayalım.
Benim dışarıda uyumam gerekiyor. Peki neden? Annen dedi ki törenler sona erene kadar benim dışarıda uyumam gerekiyormuş. O yüzden. Ama öyle olmaz. Dışarıda ben yatarım. Sen burada kal. Hayır. Benim için sorun değil. Hem ben zaten yatakta uyumaya alışık değilim. Evet, ben de hiç alışık değilim. Ben de yıllardır dışarıda yatıyorum. Bak şöyle yapalım. Sen yatağın bir tarafında yat, ben de diğer tarafta yatayım. Böylece sorun kalmaz. Arzu kalk, saat 5 oldu. Anne. Hadi sen bırak git. Ben yaparım. Hayır ben yaparım. Hem sen nasıl bu kadar erken kalkabildin? Her gün 7'de kalkarsın. Öyleydi ama bundan sonra 5'te kalkacağım. Hem biliyorsun ablam çoktan kalkmıştır. Barış'a hadi. Thank you.
Arthur, bu senin için. Hadi acele yatıyorsun. Çabuk ol hadi. Hadi çabuk yürü. Hadi çabuk olsana. Çabuk ol. Ne duruyorsun? Hadi acele et. Hadi diyorum hadi. Hadi amma. Hadi. Hey. Baksana. Yoksa ışığı sen mi açtın? Neden? Demek istediğim, niye bu kadar erken kalktın? Ben her zaman bu saatte kalkıp mutfakta işe başlardım. Sen eve git. Ben suyu doldurup gelirim. Olmaz öyle şey, bu benim işim. Yıllardır ben yapıyorum. Su burada iki kez gelir, sabah 5'te ve akşam 4:30'da. Akşam evde olmadığım için sabahları suyu alır, anneme yardım ederim. Arçana, ben de senin gibi güne erken başlıyorum. Hep erken kalkarım. Birinin benden önce mutfağın ışığını yaktığını görmek gerçekten hoşuma gitti. Birinin benden önce uyandığını görmek gerçekten çok hoşuma gitti. Çay? Ben bir dahakine altından olanlarını... Bunlar da çok güzel. Peki çayın var mı? Hayır. Thank you.
Bir şey sorabilir miyim sana? Tabii. Amcan sabahları çayını nasıl içer? Yani bir de annen, saçın ve Vandita. Amcam şekersiz çay içer. Annem de sütsüz demli çayı içer. Pony, biraz rahat dur. Ne yapıyorsun sabahtan beri? Kaç kere üstünü değiştirdim. Kıpırdarsan fena yaparım. Önce elbisene reçel döktün, sonra su döktün. Kaç yaşına geldin? Hala yemek yemeyi bile bilmiyorsun sen. Pony, sesini çıkarmadan hemen şunları giy. Beyaz elbise giymek istiyorum. Yoksa öğretmenim kızacak bana. Şunu görüyor musun Vinod? Şimdi beyaz elbiseyi nereden bulayım ben? Bu okul her gün yeni bir şey çıkarıyor. Okulu değiştirmek istiyorum, anladın mı? Nereden bulayım şimdi beyaz elbiseyi? Vinod, daha ofise gitmek için hazırlanmam gerekiyor benim. Manju, ofise böyle gitme sakın. Aynaya baktın mı hiç? Bu evde kimse yok mu? Sabahtan beri bir yudum çay vereniniz olmadı. Ben bu şekilde çalışamam ki. İyi tamam, ben sana yardım ederim. Yenge, saat 10'a çeyrek var. Pony'nin otobüsü gelmek üzeredir. Annem çabuk gelsinler diyor. Ne? 10'a çeyrek mi var? Bugün işe çok geç kalacağım. Pony, sen bu elbiseyle okula gidiyorsun. Öğretmeni sana kızsa da artık yapacak bir şey yok. Anladın mı beni? Manju, hadi bakalım. En azından çantasını alsaydın. Vandita. Efendim anne. Vandita. Sen derslerini ihmal mi ediyorsun? Bu ne? Niye suya sen gidiyorsun? Ben gideyim, hadi bırak. Bırak, ben giderim. Sen git de dersine çalış. Şimdi orada çok sıra vardır. Sıcaktan da başım çok ağrıyacak. Hem otur kalk, otur kalk, dizlerim de ağrıyor. Ama yine de senin için ben giderim ha. Hadi sen git kızım, hadi. Tamam anne. Ha? Anne sen bırak, ben gidip getiririm. Ay yok yok kızım, benim yeni gelinim su getirir mi hiç? Sabahtan beri çok çalıştın zaten kızım, olmaz. Ben gider alır gelirim. Yıllardır bu işi yapmaya alıştım zaten. Dur ben birkaç kova daha getireyim. Şu kovaları da alsam iyi olacak. Bu kadar kovayı görünce gözün korkmasın. Her gün bu kadar çok olmuyor. İnan ki. Bugün güzel yemekler yapacağız da. Şimdi 4-5 kovaya su dolduralım ki kalan suyu da kenarda tutalım. Ben yaparım. Sen merak etme. Benim gelinim niye üzülmüş? Sen mi gidecektin? Madem istiyorsun tamam, sen git benim güzelim. Hadi git. Ben de geleceğim, sen önden git. Ben geliyorum. Burayı toparlar gelirim. Hadi yemek vakti. Kantine inelim. Varşade, öğle yemeği için kantine iniyoruz. Aa, hayır Raşmi, siz keyfinize bakın. Benim yapacak işlerim var. Neden bu kadar çok çalışıyor anlamıyorum. Bir işe yaramayacak ki. Dün patronun yüzünü görmedin mi? Ona çok sinirlendi. İstifa etmek zorunda kalacak. Hala niye çalışıyor anlamıyorum. Bırak ya, ben çok acıktım. Hadi gel gidelim. Oh,
Kaçana kızım? Ne yapıyorsun? Amca, ben su alacaktım. Kızım, bugün bu evdeki ilk gün. Bütün işleri sen mi yapacaksın? Bırak bakayım o kovaları. Amca... Bırak dedim kovaları. Hadi bırak. Hadi yürü. Savita! Amca! Sen sus. Savita! Ay tanrım geldi. Ne oldu abi? Savita! Efendim? Sen Arçana'yı daha ilk gününden su doldurmaya mı gönderdin? İlk günden kıza bütün bu işleri mi yıktın sen? Ama yanlış anlıyorsun abi. Ben ona sen dinlen kızım, suyu ben alırım dedim ama hiç dinlemiyor ki. Hayır anne sen dinlen, ben giderim getiririm dedi. Ne yapabilirim ki abi? Tabii, ben seni bilmiyor muyum? Arçana, sen içeriye git de bana sütlaç yap. Bana bak, bugün suyu sen getireceksin. Tabii, getiririm. Kızım bugün mahallemizde herkes dua edecek. Ve bu yüzden de ben annenle babanı da çağırdım. Senin de mutlu olacağını biliyordum. Şimdi sen içeri git ve suları yarın sen getirirsin, tamam mı? Son anda gelip işleri berbat etti. Bütün planlarımı boşa çıkardı. Yürürken önüne baksana. Şuna bakın. Gelini geldi ama hala su sırasında kendisi bekliyor. Düğünden önce bol keseden atıyordun. Gelinim gelecek, şunu yapacak, bunu yapacak diye. Ne oldu? Benim gelinim hakkında hiç konuşma. Senin gelininin yaptıklarını anlatırsam buradan koşarak kaçarsın. Çok konuşuyorsun sen, anladın mı? En azından biz mutluyuz. Sizin gibi yalanlarla gelin almadık biz. Tabii. Senin gibi gelinimiz iş yapacak, altın getirecek, hepsini takıp gezeceğim diye atıp tutmadım ben. Boynunda yine aynı kolyeyle gezsen bakalım. Sana takılarımı göstermek zorunda mıyım ha? Hepsi dolabımda duruyor be, hepsi. Ancak görürsem inanırım yalancı seni. Sen bana yalancı mı diyorsun? Evet dedim. Yalancı ne yapıyorsun? Senin hayatın yalan. Yalancı senin ailendir. Gel buraya. Gel diyorum sana yalancı. Kendini ne sanıyorsun sen be? Yalancı dersin ha? Başından beri yalancı, yalancı mı dedin mi? Sen al sana. Bana niye satışıyorsun? Sensin sen, sen. Bana yalancı diyorsun ha? Git kendi asıl işine bak. Asıl siz yalancısınız. Bana nasıl yalancı der? Duydunuz değil mi? Yalancı dedi tabii, bana. Tabii git sütlaç yap. Ona sütlaç yapman yetmez kızım. Onun için yapman gereken işleri akşama kadar bitiremezsin. Haksız sen. Haksız mıyım? Ne? Sesin mi kesildi? Gelininin önünde foyan ortaya çıktı ha? Sen bu kızı sırf çeyizi için almadın mı ha? Gelininin altınlarına göz koymadın mı? Ne oldu? Gelinin her şeyi duyunca birden sesin kesildi. Sırf altınlar gelecek diye oğlunu evlendirmedin mi? Gelin. Efendim anne. Buradaki insanları bilirsin. Hiç düzelmeyecekler. Hiç düşünmeden konuşuyorlar. Aslında bizi kıskanıyorlar. Çünkü ben oğlum Manav için senin gibi güzel bir gelin buldum. O yüzden sen onlara hiç aldırma. Onlar öyledir. Anne... Bu akşam için sana yemek yapayım mı? Kızım,
söylenenlere üzülmedin mi? Anne, bir şey diyeyim mi? Söyle. Yarından itibaren suya ben gideceğim. Sen bugüne kadar hep çok çalışmışsın. Ama artık dinleneceksin. Bütün işleri ben yapacağım. Benim güzeller güzeli gelinim. Demek bamya yıklıyorsun ha? Öyleyse. Akşam bize acılı bamya yap. Ben onu çok severim. Tamam güzel kızım. Sen yaparsın. Hey yenge, bütün işleri tek başına mı yapacaksın sen? Bırak da ben de sana biraz yardım edeyim. Bandita, bunları bana bırak. Sen git derslerine çalış. Aman yenge, böyle yapma. Sana sanki Varşay'la Vaşel'e yardım ediyormuş gibi düşün. Değişen bir şey yok. Çünkü orada da bütün işleri yalnız yapıyordum. Hadi git dersine çalış. Tamam yenge, sen kazandın, ben kaybettim. Ama yenge, akşam abimin neyi sevip neyi sevmediğini öğrenmişsindir nasılsa. Aa, ama sen bilmiyorsan ben sana söyleyeyim. Abim acı yemekleri hiç sevmez. Nadiren yer. Artık yemeği ona göre yaparsın. Peki yenge, sen ne yemeği seversin? Ben şunu seviyorum, bunu sevmiyorum diyemem ki. O yüzden... Ama yine de sevdiğin bir şey vardır. Söyle bana. Bak yenge, eğer cevap vermezsen bütün gün başında beklerim. Sonra derslerime çalışamam ve bu senin suçun olur. Hiç karışma. Mısır. Mısır mı? İyi tamam, ben dersime döneyim. Sen arabayı çıkar, eşyaları da arabaya koy. Siz hala buradasınız. Efendim ben... Mesai çoktan bitti. Herkes de evine gitti. Biliyorum efendim. Sizin için son bir yazı çıkarmıştım. Bir saniye. Bu benim istifa dilekçem. Bunu bu sabah da verebilirdiniz. Efendim, masamda birikmiş bazı işler vardı. İstifa etmeden önce onları tamamlamak istemiştim. Yani istifa edecek olabilirim ama size karşı olan sorumluluklarımı... Yani neyse artık hepsi bitti efendim. O yüzden... Güzel, çok güzel. Artık eve gidebilirsin. Bir saniye. Yarın sabah kaçta geleceksiniz? Efendim? Varşa. Kariyerimde bunu ben ilk kez yaşıyorum. Bir çalışanımın istifa dilekçesini ikinci kez yok sayıyorum. Bugün hiçbir iş yapmanıza gerek yoktu. Ama var gücünüzle çalıştınız. Bu takdir edilecek bir şey. İşinize devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Her neyse artık... Evinize gidin. Bu... Hayırlı olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.